Efendim iyi akşamlar. Bugün 26 Şubat 2017 günlerden pazar. Hafta sonu gündemiyle RT Televizyon ana haber bülteninde karşınızdayız. Ve hemen ayrıntılara geçmek istiyorum. Sabah saatlerinde Ereğli Fatih Camii önünden umre adayları kutsal topraklara yolcu edildi. Ve tam 150 umre adayı sevdikleri tarafından gözyaşları içerisinde, mutluluk gözyaşları içerisinde uğurlandı. Umre adayları bugün Fatih Camii önünden uğurlandı. Sabah saatlerinde sevdikleri tarafından uğurlanan umre adaylarının mutlulukları gözlerden kaçmadı. Dualar ve ilahiler eşliğinde uğurlanan adaylara orada ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Gidecekleri seyahatin bu vecibenin normal turistik bir ziyaret olmadığının onlar farkındalar. Gidecekleri yer Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın özellikle kendisine vahyin indiği şehir olan Mekke'de türlü zorluklarla İslam'ı tebliğ ettiği topraklar. Medine'yi görecekler, Safa'yı görecekler, Merve'yi görecekler. Kabe'nin etrafında dönerken, tavaf ederken sanki ışığın etrafında dönen bir pervane misali Allah'ın huzuruna geldiklerinin ve Allah'ın etrafında pervane olmanın ne olduğunu anlayacaklar ve bu duyguyla ibadetlerini yapacaklar. Safa ile Merve'nin arasında koşarken, yürürken Hacer anamızı anlayacaklar. İsmail aleyhisselam için ortaya konulan fedakarlıkları ve sonunda kavuşulan zemzem nimetini, Allah için yapılan bütün gayretlerin ve ter dökmenin mutlaka bir karşılığının olacağını idrak edecekler. Efendimizin mescidine gidecekler, Efendimiz'i selamlayacaklar, Kuba mescidine gidecekler, Uhud şehitliğine gidecekler. Dolayısıyla ey kıymetli kardeşlerim, yolculuk için hazırlanan ve yola revan olan kardeşlerim, siz çok anlamlı bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mübarek bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Kutlu beldelere gidiyorsunuz. Gittiğiniz yer normal bir dünya ülkesi değil. Efendimizin ayağının izinin olduğu yerlere gidiyorsunuz. Hazreti Ömer'in ayağının izinin olduğu yerlere gidiyorsunuz. Ammarların, Yasirlerin, Bilallerin anılarının dolu dolu olduğu mübarek beldelere gidiyorsunuz. Yaptıkları açıklamalarda çok mutlu olduklarını söyleyen adaylar şunları belirtti. Çok mutluyum. Allah herkesleri oraya nasip etsin. Bizleri Allah nasip etti. Onları da nasip eylesin. Orada bizim peygamberlerimize dua edeceğiz. Sizlere dua edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Hep cümlemize sağlık ve afiyet versin. Çok mutluyum. Allah nasip etti. Köyde çok çalıştım. Ya baktım. Allah nasip etti. Bütün ümmeti Müslümanlara dua edeceğiz. Memleketimiz için dua edeceğiz. Memleketimizin geleceği için dua edeceğiz. Hakkımı helal et. Evet. Peki ilk defa mı gidiyoruz? Ben ikinci gidişim. 83'te gittim, 87'de geldim. 30 sene oldu. Tekrar gitmek icap etti. Yanılmıyorsam yenge hanımla birlikte gidiyorsunuz. Evet. Beraber gidiyoruz, götürüyorum inşallah. Peki Allah kabul etsin efendim. Allah sizler de kabul etsin. Siz ilk defa mı gidiyorsunuz? İlk defa gidiyorum ya. Nedir duygularınız, düşünceleriniz? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyuz. Önceleri benim eşim götürecekti 30 sene önce. O zaman gidiyordum, çocuklarım küçük deyince nasip etti. Allah'ım gitmeyenlere de nasip etsin. Çok mutluyum. Selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Başkan Bey şehir dışında olduğu için çok selamları var. Selamlarımı iletiyoruz. Umre'ye gidecek umreci arkadaşlarımıza, ablalarımıza, teyzelerimize şimdiden umrelerinin kabul olmasını temenni ediyoruz. Bizler için, Ereğli için, ülkemiz için ve tüm Müslümanlar için duada bulunmalarını özellikle rica ediyoruz. Öte yandan belediye başkan yardımcısı Agah Taşkın da otobüslere binerek umre adaylarına hem belediye başkanı Özkan Özgüven'in selamlarını iletti hem de çeşitli hediyeler vererek kabul edilmesi temennisinde bulundu. Bizlere dua edin. Ülkemiz için, Müslümanlar için dualarımızı bekliyoruz. Başkan Bey'imiz şehir dışında selamları var. Hayırlı yolculuklar diliyor. Umrenizin kabul olması için temennileri var. Bu dördüncü oluyor.
Hay maşallah amcam. Allah çok duyuyor. Allah yine nasip etsin, yine giderim. İnşallah, inşallah. Ulu Cami İmamı Hasan Çınar'ın yaptığı duadan sonra umre adayları kutsal topraklara hareket etti. Hepimizi sağlamalarını toplayıp da bize Allah dediğin gibi mahşerde de mahkeme-i kübrada da. Dün geceye gitmek istiyorum. Adana yolu Medaş Kavşağı'nda bir kaza yaşandı. İki kamyonet çarpıştı. Bir kişi yaralandı. Ereğli Medaş Kavşağı'nda akşam saatlerinde yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde meydana geldi. 33ABR 90 plakalı kamyonet ile 51HV 542 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen bu kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yaralının araçtan çıkmasına yardımcı oldu. Durumu iyi olan yaralının tedavisi hastanede sürüyor. Öte yandan takla atan 33ABR 90 plakalı kamyonet çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bugün bir düğün salonunda bir program düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı sistemine neden hayır diyeceği sorusunun yanıtı arandı. Cevabı Cumhuriyet Halk Partisi Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt verdi. 4 yıl hekim olarak 20 yıl... 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi çalışmalarına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Ereğli İlçe Teşkilatı bugün düzenlediği programda partililere neden hayır diyeceklerini anlattı. Babam Demokrat Partili falan değildi. Ama bir ülkenin başbakanının idam sehpasına çıkarılması 1960 yılında büyük bir ayıptı. Programda konuşan yani, Hüsnü Bozkurt, Cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsetti. Neden hayır demeleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sevgili kardeşlerim, işte o demin dedim ya, Kurtuluş Savaşı şehitlerinin kemiklerini sızlatmıştır bu metin. O kemikleri sızlamaktan kurtarmak görevi bugünkü Cumhuriyet Halk Partililerindir en başta. Bunu hiç unutmayacağız. Kimseyi kırmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız, başka partilere oy veren arkadaşlarımız, HDP'liler, BBP'liler, Bağımsız Türkiye Partililer, Vatan Partililer, bütün partililer, bütün seçmenler, bütün Türk milleti, kalkın ayağa millet ve deyin ki biz böyle bir ayıba asla evet demeyiz. Biz buna hayır diyeceğiz. Hayır bekliyorum, hayır. Biz buna hayır. Hayır! Mahkemeye hayır! Neden hayır diyeceğiz sevgili kardeşlerim? Çünkü hepiniz biliyorsunuz, şurada 18 madde var. İşte birinci maddesinde diyor ki, yargının bağımsızlığının yanına tarafsızlığı koyalım. Olur, koyalım. İkinci maddede diyor ki, işte efendim, 550 vekil az geliyor, nüfusumuz da arttı, bunu 600 yapalım. Yapalım, olur belki. Diyor ki, ya 25 yaşında bir sürü vekil var. Şimdi nüfusumuz da çok genç, 18 yaşındaki çocuklarımızı da vekil yapalım. Olur, yapalım. Üçüncü madde. İşte 4, 5, 6, 7 gidiyor. Ama şu metin aslında bir tek şey için geliyor arkadaşlar. Bir cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin genel başkanı, aynı zamanda ordunun başkumandanı, aynı zamanda yargının başı, aynı zamanda bütün üst düzey kamu yöneticilerini atıyor ve onların nasıl atanacağına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Konya'yla devam etmek istiyorum. Bir kuaför ilginç bir buluşa imza attı. İşte detaylar.
Bir yandan kuaför hizmeti alıyor, bir yandan televizyon izleyebiliyorsunuz. Bu fikir atanamayan bir edebiyat öğretmenine ait. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun olan Ahmet Ateş, öğretmen olarak atanamayınca mobilya sektörüne atılmaya karar vermiş. 2004 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim Fakültesi mezunuyum. Atanamayan öğretmenlerdeniz. Fakat atanamayan öğretmenlerin bu memleketin 80 milyon nüfusu olup bu bahaneye sığınmayıp bu memleket için taş üstüne taş atmalar için bir örnek aslında yapmış olduğumuz ürün. Kuaför mobilyaları geliştirerek işe başlayan Ateş'in yeni buluşu da işte bu televizyonla ayna. Ürünümüz televizyonla ayna arasındaki bir sistemin televizyondan almış olduğu ışığı aynayı kırarak müşterisine ekran görevi gösteriyor. Ahmet Ateş buluşuna yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi olduğunu söylüyor. Sistemi geliştireli. Arge çalışmamı bitireli. Avrupa'nın birçok ülkesinden şu an mevcut siparişlerimiz var. Ateş'e Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok da destek veriyor. Güzel bir çalışma olmuş. Gerçekten hem ayna görevini yapıp hem de televizyon görevini yapması bence boş bir görüntü olduğunu düşünüyorum ve tüm kuaför arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Televizyonlu ayna pek yakında tüm kuaför salonlarında yerini alacak gibi görünüyor. Peki Türkiye gündeminde hangi gelişmeler var? Hep birlikte izleyelim. Millet biziz, vatan bizim, devlet biziz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Kampanya tanıtımı sonrası yapılan toplantıda miting programı gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin kampanya programı Cumhurbaşkanı'nı tamamlayıcı şekilde olacak. Cumhurbaşkanı'nın 30 büyük şehire, Başbakan Yıldırım'ın ise 47 ile gitmesi planlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan! İki isim 5 ilde ortak adreste buluşacak. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Diyarbakır ve Kayseri'de ortak miting düzenlenecek. Kayseri'deki mitinge 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de gelmesi bekleniyor. Çanakkale'de de Boğaz Köprüsü'nün açılışı olacak. Yine MHP ile ortak etkinliğinde 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günü programı olabileceği belirtiliyor. Tava gibi 16 Nisan'ı karartmaya, kara göstermeye çabalamaktadır. Üç büyük şehire ayrı çalışmalar yapılacak. İstanbul'da Cumhurbaşkanı ile ortak mitingin yanı sıra ilçelerde de mitingler düzenlenecek. Başbakan seçim bölgesi İzmir'de de ilçe ilçe gezecek. Tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. AK Parti tüm bu çalışmalar için bir de internet sitesi hazırladı. Kararımız evet.com. Sitede kampanya şarkıları da yer alıyor. Ayrıca internet sitesinde mitinglerde nelerin kullanılacağı ve nasıl hareket edileceği anlatılıyor. Milliyetçi ve ülkücü kardeşlerim, önce memleketim ve önce milletim dediler. Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında kendine bozkurt işareti yapan MHP'lilere böyle cevap verdi. Eyvallah. Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapmasına ilişkin Başbakanın bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır açıklamasını yaptı. Bu durumu hedef alanlara da tepkiliydi MHP lideri. Ne yapsaydı? Başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine bozkurt yapmak düşer. Fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. FETÖ'nün paralı piyonları ve kripto elemanları ve siyasi tetikçileri pusuda beklemesin ifadelerini kullandı. Bahçeli Başbakan'ın bozkurt işareti yapmasını siyasi zerafet ve hoşgörüye bağladı. Milli ve yerli olduğunu kanıtlar nitelikte olduğuna dikkati çekti. Musul'un batısını terör örgütü DAEŞ'tan temizlemek için Irak güçlerinin başlattığı Musul operasyonu devam ediyor. Terör örgütü DAEŞ, Irak ordusunun özel kuvvetlerine bomba ve silahlarla karşılık verince Irak ordusunun bölgedeki koşulları güçleşti. Irak güçleri şimdi Musul'un diğer yarısını almak için harekete geçti. Bunun için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.
Musul'un güneyinde Fırat Nehri'nin sağ kıyısındaki DEAŞ'a karşı bir saldırı başlatıldı. Saldırı sonunda 4. köprüye ulaşıldı. Askeri nehrin sağ tarafına geçirmek için nehrin sol tarafında yüzen bir köprü kurulacak. Operasyonla ilgili açıklama yapan binbaşı, Musul operasyonu kapsamında çatışmaların devam ettiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü söyledi. Hedefse çok yakında Musul'un tamamını terör örgütü DEAŞ'ın elinden almak. Irak güçleri şehrin kuzeybatısına doğru ilerleyecek. Yeni görevse nehrin karşı tarafında bulunan şehir meclisi, güvenlik ve hükümet binalarını ve son köprüyü ele geçirmek. Öte yandan operasyonu cephe hattında takip eden gazeteci Şifa Gerdi, DEAŞ'ın tuzakladığı mayına basarak hayatını kaybetti. Bu arada çatışmaların yoğunlaştığı Musul'un batısında yaşayanlar bölgeyi terk etmeye başladı. Yanlarına alabilecekleri kadar eşyalarını alan ve çoğunluğu kadın ve çocuk olan bölge sakinleri sorgulandıktan sonra kamplarına yerleştirildi. Kıpırdama, kıpırdama. Dön arkanı, dön. Anahtarı evde unuttun he. Görürsen mi bunu sen? He? Aslan, hiç kıpırdama. Seni gidip hırkız seni. Terpenme. Mahalle bekçileri geri geliyor. Bir dönem halkın can ve mal güvenliğini sağlayan, gece boyu mahalleyi dolaşan bekçiler yeniden mahallelerde nöbet tutacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7000 bekçi alınacak. Bu kapsamda hali hazırda 5392 olan kadro sayısı kademeli olarak artırılacak. Sonraki süreçte 7000 yeni bekçi için kadro tahsisinin ardındansa valilikler vatandaşları internet siteleri üzerinden bilgilendirecek. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak Doğu Anadolu'daki illerin ardından ilk etapta Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay için bekçi alımı yapılacak. İstanbul'da 700, Şırnak'ta ise 100 çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başlatılan süreçte devam ediyor. Giriş sınavları her iki ilin valilikleri tarafından belirlenen tarihlerde kaymakamlıklar tarafından yapılacak. Bekçi olabilmek için başvuran adayların Türk vatandaşı olması, lise ve denge okul mezunu olması ve başvurdukları illerde en az bir yıl ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Ayrıca adaylardan 30 yaşından yukarı olmama, görev yapmaya engel bir hastalığı bulunmama, ağır hapis cezası almış olmama, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi konularda ceza almamış olma şartı aranıyor. Sok. Adaylar çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu için sadece bir ilçe kaymakamlığına müracaat edebilecek. Aday bekçi olmaya hak kazandığı takdirde başvuru yaptığı ilçenin kadrosuna atanacak. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir ahırda yangın çıktı. Hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı. Kartepe'de içinde 4 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahır sahibi evde olduğu sırada torununun alevleri görerek haber vermesi sonucu dışarı çıktığında ahırın alev alev yandığını gördü. Bak. Ahır sahibi kadın ve yardıma gelen komşuları alevlerin hızla yayıldığı ahırın içinde bulunan 4 büyükbaş hayvanı dışarı çıkararak yanmaktan kurtardı. Kendi çabalarıyla alevleri söndüremeyen mahalleli itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. İstanbul Kartal'da da bir inşaat firmasına ait satış ofisinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat firmasına ait 3 katlı satış ofisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi. Çikolata. Selamünaleyküm. Peki bu da mı çikolata? Görmüyor. Kek. Hasan. Ya bu? Yoğurt, yoğurt. 900 bin çiftçi bir araya gelirse yapamayacağı şey yoktur. Biri eker, diğeri biçer, öbürü toplar. Anadolu'nun bilgeliği ve imece kültürü, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olmamızı sağlar. Torku, doğal olarak bizden. Vestel Beyaz Eşyalar'da ÖTV Devlet'ten, KDV gururla Vestel'den. Üstelik 7 yıl ücretsiz garanti fırsatıyla. Siz de hemen Vestel'e gelin, son teknoloji beyaz eşyaları vergisiz alma fırsatını kaçırmayın. Türkiye Vestel'leniyor. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayisi'nde bahar kampanyası başladı. Şimdi eski eşyalarınızı yenilemenin tam zamanı. Tulum Ticaret Vestel Konsept mağazasından kaçırılmayacak iki büyük kampanya. Eskiyi getir, yenisini 1000 TL indirimle götür. Üstelik ÖTV'si devletten, KDV'si bizden. Eskiyen beyaz eşyalarınız, televizyon ve elektrikli ev aletlerinizi 1000 TL'ye varan indirimlerle sayalım. Eskileri evinizden alıp yerine yenilerini getirelim. 7 yıl ücretsiz garanti fırsatını ve büyük indirimleri kaçırmayın. Vestel Tulum Ticaret konsept mağazamıza uğrayın. Evinizi teknoloji harikası %100 yerli Vestel marka ürünlerle yenilemenin keyfini çıkartın. Siz eskilerden kurtulmanın, biz yeni ürün vermenin gururunu yaşayalım. Vestel Tulum Ticaret, güven ve dostluğun birleştiği yer. Vestel Tulum Ticaret Merkez Telefon 0332 713 2603. Vestel Tulum Ticaret Şube Telefon 0332 710 5510. Türkiye Vestel'leniyor. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven inovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Bu akşamlık da bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.